Arkadaşlar konumuz asit ve bazların faydaları ve zararları. Asit ve bazlar bizim hayatın yapı taşı diyebileceğimiz maddelerdir arkadaşlar. Çünkü e, gerek endüstriyel alanda yeni maddelerin sentezlenmesinde, gerek e, gıda sektöründe gıdaların uzun süreli muhafazasında, muhafaza edilmesinde ya da arkadaşlar temizlik sektöründe e, işte amonyak gibi, kezzap gibi ya da tuz ruhu gibi maddeler e, temizlik amaçlı ya, ya da dezenfeksiyon amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır günlük hayatta ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Asit ve bazların faydaları olduğu gibi aynı zamanda zararları da vardır. Hatta bunlardan birisi arkadaşlar şimdi gördüğünüz asit yağmurları olacaktır. Normalde yağmur suyunu düşündüğünüzde yağmur suyu aslında atmosferde bulunan karbondioksit gazından dolayı arkadaşlar yaklaşık olarak pH değeri 5.5 ile 5.6 civarında bir değerdir. Yani 5.4 ile 5.6 civarında bir değer diyebiliriz. Ancak gerek doğal olaylar sonucunda ya da gerek yapay olaylar sonucunda atmosfer arkadaşlar atmosferdeki kükürt oksitlerin ya da işte azot oksitlerin miktarının artması yağmur suyunun da pH'ının düşmesine yani yağmur suyunun asitliğinin artmasına sebep olabiliyor. Ee, yağmur asit yağmurların az önce bahsettiğim gibi basıcı aslında kaynakları işte kükürt oksitler ve azot oksitler şeklinde tanımlanır bu gazlar arkadaşlar ya volkanik patlamalardan, orman yangınlarından ya da endüstriyel e, faaliyetlerden kaynaklanabiliyor ya da evlerde yakıt amaçlı e, kullandığımız fosil yakıtlardan ya da arabalarda kullandığımız fosil yakıtlardan fosil yakıtların sonucu olarak e, bu tür gazlar oluşabiliyor. Bu gazların atmosferdeki miktarının artması arkadaşlar asit yağmurlarını oluşturur. Neden asit yağmurlarını oluşturuyor? Çünkü e, azotoksitler, e, nitroz ya da nitrik asit oluşumunu e, sebep olabiliyor. Ya da işte e, arkadaşlar, e, kükürt oksitler, e, işte sülfroz asit ya da sülfürik asit oluşumuna sebep olabiliyor. Hatırlamaya çalışalım arkadaşlar, e, oksitler konusunda da buna az çok değinmiştik. Mesela e, bir e, şeyi düşündünüz zaten tepkimesini yazın bir tanesinin. Mesela arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz, bir kükürt oksit e, havadaki, işte, havada bulunan su damlacıklarla ya da işte bulutlarda bulunan su damlacıklarıyla diyelim. etkileştiğinde, etkileştiğinde H2CO4'ü oluşturur. Dolayısıyla bu gazlar arkadaşlar asitleri oluşturduğundan dolayı, asit ya asitleri oluşturduğundan dolayı asit yağmuruna sebep olan gazlar diye bilinir ve tekrarsa normalde 5,4 5,6 olan ee, yağmurun pH derecesini 2-3'e kadar bile düşürebiliyorlar ortamdaki yoğunluklarına bağlı olarak. Asit yağmurların etkilerine bir bakalım şimdi teker teker. Mesela birinci etkisine baktığınızda arkadaşlar topraktaki mineralleri çözerek topraktan uzaklaştır. Bu özellikle arkadaşlar e, bitkilerin büyümesi için gerekli olan mineraller var. Özellikle kalsiyum, potasyum, magnezyum ya da alüminyum içeren mineraller var. Asit yağmurları bu mineralleri Topraktan uzaklaştırabilir ve bu şekilde aslında bitkilerin büyümesine e, engel olabilir şeklinde yorum yapabiliriz. Diğer etkiye baktığımızda az önce bahsettiğim olay asitliğe duyarlı ağaç ve bitki türlerini yok edebilir. Çünkü e, yağmur suyunun asitliği eğer arkadaşlar artarsa ölümcül e, ya da e, bitki türlerinin yok olmasına kadar e, bir sonuç doğurabiliyor. Metaliye'de mermerden yapılmış tarihi eserleri tahrip eder aynen doğrudur. Çünkü arkadaşlar hatırlamaya çalışalım metaller asitlerle tepkimeye girebiliyordu. Ya da işte mermer dediğimiz aslında maddenin temel yapı taşı kalsiyum karbonattı. Asitler aynı zamanda karbon içeren bileşiklerle tepkimeye girebiliyordu ve karbondioksit gazı oluşabiliyordu. Dolayısıyla metal ya da mermerden yapılmış tarihi eserleri tahrip eder. Metallerde genelde korozyona neden olurken arkadaşlar mermerden yapılmış olan tarih eserleri ise tahrip eder. Ki burada şekilde de bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, korozyona neden olur az önce belirttiğim gibi. Ee, arkadaşlar asit yağmuru nefes darlığı, akciğer kanseri gibi hastalıklara da neden olabilir. Ya da denizlerde, göllerde balıkların ölümüne yol açabiliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, genelde göllerdeki pH değeri 6 ile 8 aralığındadır. Ve e, gölde yaşayan ya da daha doğrusu sularda yaşayan canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken değer de 6 ile 8. 8 aralığındaki pH değerlidir. Asit yağmurları az önce belirttiğim gibi pH'i düşürebilir. Göllerin, denizlerin ya da akarsuların işte pH'ini düşürebilir. Ve buradan yola çıkarak da arkadaşlar pH'in 4.5'un altında düşmesi balıkların ölümüne yol açabiliyor. Peki asit yağmurların oluşumunu nasıl azaltabiliriz? Bir kere az önce eğer e, hani dediğim gibi sonuçta kükürt oksitler ya da işte azot oksitler eğer atmosferdeki miktarını azaltabilirsek eğer asit yağmurların önüne de geçebiliriz. E, o yüzden genelde e, ne denili nasıl bir öneride bulunabiliyor? Genelde işte diyorlar ki yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırma ya da tercih etme tarzında. Sonuçta azot oksitler ya da kükürt oksitlerin temel kaynağı fosil yakıtlardır. Yani petrol ve kömür gibi yakıtlardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz enerji ihtiyacımızı karşılamak için fosil yakıtları kullanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını nedir bunlar? Mesela bir güneş enerjisi olabilir, bir jeotermal enerji olabilir ya da bir rüzgar enerjisi olabilir. Bu tür eğer enerji kaynaklarını kullanmayı başarabilirsek bu şekilde azot oksitlerin ya da kükürt oksitlerin salınımını, emisyonunu azaltabiliriz. Onun dışında orman yangınlarının önüne geçip yeşil alan sayısını arttırmada bir çözümdür asit yağmurlarının önüne geçmedi arkadaşlar. Ee, toplu taşıma araçlarını teşvik etme. Evet bu da doğrudur. Mesela e, toplu taşıma araçlarını eğer biz daha çok kullanırsak bu şekilde daha az otomobil yollarda olacak. Daha az araç yollarda olacak. Dolayısıyla daha az araç eğer yollarda olursa motorlardan e, emisyon olan oksitler, oksitler ve kükürt oksitlerin miktarı da azalacaktır diyebiliriz. Sanayi tesislerin bacalarına filtre takarak kirletici gazları tutma ya da partikülleri tutmada aynı şekilde e, alınabilecek önlemler arasında diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de e, içeceklerdeki asit ve bazlara bakalım. Yine günlük hayatta oldukça karşımıza çıkar bir e, mineral suyunda ya da sodada ya da işte gazozlarda ya da kolalarda Oldukça sıkça asitler yine karşımıza çıkar. Çünkü şunu da bilmekte fayda var. Günlük hayatta özellikle bazılarımız yapar. Hani yemeklerden sonra işte bir soda alır içer ya da işte bir maden suyu alır içer. Ve onu rahatlattığını düşünür ki doğrudur da böyle bir şey var. Maden sularında arkadaşlar çözünmüş karbondioksit gazı var. Ve bu genelde hemen şişelenerek işte yer altından çıkan maden suyu hemen şişeleniyor ve bu şekilde içinde çözülmüş olan karbondioksit miktarı da e, şişe içerisinde muhafaza edilebiliyor. E, karbondioksit gazı e, şöyle maden sularında bu şekilde oluyor. Bir de ama şu da bir olay var. Onda farkını belirtmekte fayda var. Mesela maden suyu ile soda ne farklı soda suyu arasındaki fark nedir diye belki yine o da e, değinmek gerekebilir. E, maden suları dediğim gibi yer altı suların aslında hızlı bir şekilde şişelenmesi sonucunda e, elde edilen içeceklerdir ki mineral alımda zengin olan içeceklerdir. E, ve çözmüş karbondioksit miktarı da yüksek olan içeceklerdir. Çünkü yüksek basınç altında e, karbondioksit suda daha iyi çözünür Bu şekilde daha fazla asitlikleri olan içecekler diye düşünebiliriz maden sularını ancak bu bazen arkadaşlar maden suyu elde etmede hani yetersiz kalınan durumlarda benzer ihtiyaçları karşılayabilecek soda suları e, e, oluşturulabilir, elde edilebiliyor ya da yapılabiliyor. Normal içme suyu içerisine eğer bir e, karbondioksit gazı çözünürse çözülürse eğer arkadaşlar aynı şekilde ne oluşturabiliriz? Biz yine bir gazlı içecek ya da karbondioksit gazı çözünmüş olan bir içecek oluşturabiliriz. Bu arada bunu hemen belirtmekte fayda var. Mesela niye öyle diyorum? Çünkü arkadaşlar mesela karbondioksit gazı eğer suda çözünürse karbonik asit dediğimiz bir yapı oluşacak. Yani H2CO3'tür. Dolayısıyla e, bu da aynı şekilde karbonik asit e, nedir? İçeceklerin asitliğini sağlayan bir e, asit de diye düşünebiliriz. E, bunun mideye rahatlamasının temel sebebi de arkadaşlar şudur. Normalde e, bu işte biz hani sodayı tükettiğimizi düşünelim. işte e, mideye kadar gelsin. Mide biliyorsunuz pH 1 ile 2 arasında değişen bir e, ortamdır mide ortamı. Asidiktir oldukça asidik bir ortamdır. Dolayısıyla bu oldukça asidik ortamda arkadaşlar ee, aslında karbondioksitin gazının çözünürlüğü azalır. Ve midede karbondioksit e, geri açığa çıkar. Çözmüş olan karbondioksit çözelti dışarısına çıkar. Ve bu gaz çıkışı genelde yiyecekleri daha iyi, e, karıştırdığından dolayı midede bir rahatlama söz konusu olabiliyor. Ya da şöyle bir olay gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Mesela e, mide asidiyle karşılaşan hatta şöyle bir şey yapalım dilerseniz. Mesela e, şu olabilir arkadaşlar normalde karbonik asit zayıf bir asittir ve bu direkt e, karbonat dediğimiz iyon e, ile hidrojen iyonuna ayrışır. E, mideye gelen e, maden suyunda ya da işte soda suyunda mide asidindeki hidrojen iyonuyla arkadaşlar işte bu çözeltide bulunan karbonat iyonları tepkimeye girip ve e, işte yine karbonik asiti oluşturabilir. Şöyle bir şey yapalım. Hatta e, dolayısıyla bu da ne yapabilir biliyor musunuz? İşte e, midedeki hidrojen iyon miktarı işte azaldığından dolayı bu şey yapabilir arkadaşlar. E, midenin asitliğini düşürebilir ve aynı şekilde yine rahatlamaya sebep olabilir diyebiliriz. Öte yandan e, kola resim var gördüğünüz gibi burada kola da ise arkadaşlar genelde e, karbondioksit Gazın yanı sıra yani karbonik asitin yanı sıra işte bir sitrik asit genelde olabiliyor ya da tartarik asit yine olabiliyor ya da ee, özellikle fosforik asit çok fazla kullanılabiliyor arkadaşlar ee, içeceklerde. Bu genelde niye kullanılıyor gazlı içecekler? Genelde işte ya e, lezzetin arttırmak amacıyla kullanılan bir durumdur arkadaşlar gazlı içecekler içerisinde gaz çözünerek asitlik arttırılması olayı. Devam ediyorum. Peki sindirin sistemindeki asitler ve bazlara geldiğimizde ise arkadaşlar şunu söyleyebiliyoruz. Mesela mi, ağızda arkadaşlar genelde pH 6,7 civarında olduğunu görüyorsunuz burada. Mekanik olarak sindirilen yiyecekler arkadaşlar mideye gelir. Midedeki pH ise 1 ile 2 arasında. Midede Hidroklorik asit bulunur arkadaşlar mide duvarlarından sentezlenen hidroklorik asit bulunur oldukça asidik bir ortam var tekrar söyleyelim ve bu şekilde yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesini kimyasal sindirimin gerçekleşmesini sağlar. Öte yandan safra da arkadaşlar genelde bazik bir ortam bulunur diyebiliriz son olarak bizim evlerde kullandığımız işte gerek temizlik maddesi olarak ya da işte içecek olarak kullandığımız bazı asit ve bazıların pH değerlerini görebiliyoruz burada mesela özellikle lavabo açma arkadaşlar sıvılarında ya da beyaz maddi küçük te parçalıklar gibi arkadaşlar piyasada bu şekilde satılır. Genelde sodyum hidroksit kaynaklıdır. Ve oldukça bazik maddelerdir. pH yaklaşık olarak 14 civarındadır. Öte yandan e, amonyak da az önce belirttiğim gibi yine kullanılabilen malzemeler arasında temizlik malzemelerinde. işte magnezya sütü, magnezyum hidroksit görebiliyorsunuz. El sabunu ya da sıvı çamaşır deterjan genelde pH'lar 9 ile 10 aralığında değişebiliyor. Arkadaşlar deniz suyu içinde çözülmüş olan e, bazı minerallerden dolayı, bazı tuzlardan dolayı biraz daha baziktir. 8'e yakın bir e, pH değil vardır. E, kan bir tampon çözeltidir. Karbonik asit ve bir karbon tampon çözeltisidir. O yüzden pH yaklaşık olarak 7,4 civarındadır. Çeşme suyu işte 7 ile 8,5 arasındadır. Saf su eğer arkadaşlar içerisinde çözülmüş olan karbondioksit yoksa, ya da daha doğrusu iyonize bir su ise yani herhangi bir şekilde tuz da çözünmüş değil ise arkadaşlar e, pH değeri 7,0 dolayındadır. Eee tükürük e, yaklaşık olarak 6,5-7,5 aralığında vardır. Süt arkadaşlar temel e, bileşeni laktik asittir. 6,5 civarında bir pH değeri vardır. Ee, az önce belirttiğim gibi asit yağmurları eğer 5 küçük küçükse asit yağmur olarak sayılabiliyor. Temel kaynağı sülfürüz, sülfürük ya da nitrik asitler olabiliyor. Ee, Domateste arkadaşlar askorbik ve oksalik asitler e, ağırlıktadır. Sitrik asit bu arada e, o da yazıyor. Genelde limonun e, arkadaşlar e, ana bileşini diyebiliriz. Doğal maden sularında az önce bahsettiğim çözünmüş karbondioksit gazı var. Dolayısıyla karbonik asit mevcuttur ve pH'ı 4 civarındadır. Portakal suyunda özellikle askorbik asit yüksek miktarda bulunur. Onun yanı sıra arkadaşlar tartarik asit ve sitrik asit bulunabilir. Üzümde ağırlıklı olarak tartarik asit bulunur ancak malik ve oksalik asitlerde bulunabilir. pH'ı yaklaşık 3,5 civarındadır. Sirke bir asetik asit çözeltisidir. pH'ı yaklaşık olarak 3 civarındadır. Kolalı içecekler özellikle arkadaşlar karbonik asit yanı sıra fosforik asit özellikle çok fazla bulunur özellikle kolalarda ve pH 2,4 civarındadır. Ee, limon suyu, sitrik asit e, ana bileşendir ancak bunun yanı sıra askorbik asit ve oksalik asit de bulunabiliyor. Ve pH yaklaşık 2,4 civarındadır. Mide öz suyu az önce belirttiğim gibi hidroklorik asit çözeltisidir. pH yaklaşık 1,5 ile 2 aralığında değişebiliyor. Ve son olarak arkadaşlar tuz ruhu yine %15'lik bir hidroklorik asit çözeltisidir. Oldukça asidik bir e, maddedir. Ve genelde arkadaşlar seramik ya da porselen yapılı... E, yapı malzemelerinin, seramik ve porselen yapı malzemelerinin hijyen amaçlı temizlenmesinde kullanılabilen bir maddedir tuz ruhu.